Şimdi söz sırası Sivas Milletvekili Sayın Ulaş Karasu'da. Buyurun Sayın Karasu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce 12 Eylül faşist cuntasının yaşını büyüterek 40 yıl önce bugün idam sehpasına gönderdiği Erdal Eren'i ve yaşasın tam bağımsız Türkiye, kahrolsun emperyalizm diyerek bu memleket için can veren tüm devrimcileri saygıyla selamlıyorum. Bugün Sayın Milli Eğitim Bakanı ve Ulaştırma Bakanı yan yana oturuyor. İletişim çağını konuştuğumuz, teknolojinin, haberleşmenin, dünyada 5G'nin kullanıldığı dönemde Sayın Selçuk, ben merak ediyorum. Yanınızda oturan Ulaştırma Bakanı'na bir kez olsun, Anadolu'nun köylerinde, ilçelerinde neden böyle bir tablo yaşanıyor? Bu ülkenin çocukları 2020 yılında internete bağlanmak için neden dağ tepe tırmanmak zorunda? İnternet altyapısı neden yetersiz diye sordunuz mu acaba? Çocuklarımızın geleceğini ve emeğinin vebali Borsa İstanbul'un satışını bugün nasıl alkışlıyorsanız 15 sene önce Türk Telekom'un satışını alkışlayan sizlerin omuzlarındadır. Değerli milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu var ki evlere şenlik. Bu BTK muhalif medyayı susturmak için o kadar yoğun bir çaba harcıyor ki gözüne iletişim altyapısını, ne depremi ne uzaktan eğitimi görüyor. Kendi işlerini güçlerini bıraktılar, internet zabıtasına döndüler. Bir haber sitesi Cumhurbaşkanı ile ilgili haber yayınladı. Anında talimat yargısı ve BTK devreye giriyor. Erişim engeli getiriyor. Haber doğru mu değil mi hiç önemli değil. Saraydan emir geliyor, BTK şarteli indiriyor. Oda TV uydurulmuş bir suçla 283 gündür kapalı. Hepimiz biliyoruz ki Oda TV devlette kadrolaşan cemaatleri, tarikatları işaret ettiği için kapatıldı. Dün FETÖ'ye dokunanlar yanıyordu, bugün başka tarikatlara dokunanlar yanıyor. Dava sürecinde tutuklu gazeteci kalmadı ama Oda TV hala kapalı. Sayın Bakan, Oda TV niçin kapalı? Saray isteyince erişim engeli getiren BTK, bakan isteyince getirmiyor mu? Tabii ki getiriyor. Bakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sayın Bakan'ın genel sekreter yardımcısı olduğu dönemde yapılan bir işlem için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Buna karşın Sayın Bakan ne yaptı? Bu haberle ilgili tam 297 linke erişim engeli istedi. Yalan. Gerekçe ne? Gerekçe ne? Mahkeme kararı yanımda. Mahkeme kararı yanımda. Sus. Sen bana Sayın Bakan. Bilemezsin bakan. Haddini bileceksiniz. Sayın Bakan, Sayın Özel. Seçilen milletvekiline karşı konuşmayı bileceksiniz. Aynen okuyorum. Aynen okuyorum. Talepte bulunanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev yapmakta olduğu, talebe konu haber iş içeriklerinde itibarının ve saygınlığının zedelenmesi. Sayın Bakan, İmamoğlu mazbatasını aldığı gün siz gidip bu usulsüz ödemenin altına imza atarken saygınlığınız zedelenmedi de gazeteler buna haber yapınca mı saygınlığınız zedelendi? Neyin hesabını vermekten çekiniyorsunuz Sayın Bakan? İtibar ve saygınlık hassasiyetiniz varsa çamur medyasında muhalif isimler için yapılan iftiralara, hakaretlere, tehditlere neden aynı hassasiyeti göstermiyorsunuz? Değerli milletvekilleri, bugün ülkemizin en önemli sorunu işsizlik. Üniversite mezunu milyonlarca gencimiz iş arıyor. %25'leri aşmış durumda işsiz oranı. Meslektaşlarım, İnşaat mühendisleri sosyal medyadan yaptıkları etkinlikle seslerini duyurmaya çalışıyor. Karayollarında bakanlık bünyesinde atama bekliyor. Ama bakanlığın umrunda mı? Sayın Bakan ne yapıyor? Yüzlerce gencimizi anında sosyal medyadan engelliyor. Ne yaptı bu arkadaşlar? Hırsızlık mı yaptı? Arsızlık mı yaptı? Allah aşkına bu nasıl bir devlet geleneğidir? Korkmayın Sayın Bakan. Sizin göreviniz meslektaşlarınıza iş imkanı yaratmaktır.
Değerli milletvekilleri, bakanlığa ait iki fonda toplamda 4.2 milyar kayıp, yani eski hesapla 4.2 kat trilyon. İnternet altyapısını geliştirmek için kullanılması gereken evrensel hizmet fonunda 1.4 milyar, araştırma ve geliştirme için kullanılan ARGE fonunda ise 2.8 milyar akıbeti bilinmiyor. 15 Temmuz şehitler için toplanan parayı iç ettiniz. Tamamlayalım lütfen. İşsizlik fonunu yediniz. Şimdi sıra bu iki fona geldi. 4.2 milyar nerede Sayın Bakan? Bu iki fotoğrafa iyi bakın. Bu iki fotoğraf aynı gün düştü ajanslara. Birisi ihalelerinizle semirttiğiniz Cengiz İnşaat'ın 47 milyon dolarlık jeti, diğeri eline iş aş yazıp intihar eden vatandaşımız. Bu tablo ülkeyi getirdiğiniz halin, yarattığınız adaletsiz düzenin fotoğrafı. Bu getirdiğiniz bütçenin fotoğrafı. Sayın Bakan, karayollarında, hava yollarında, YHT hatlarında ihaleleri bir bir kapan, beşli çeteyi bir de işsizlikten intihar eden vatandaşlarımızı düşünün. Düşünün ki gece başınızı yastığa rahat koymayın. Bizim uykularımız kaçıyor Sayın Bakan. Vatandaşın halini gördükçe uykularımız kaçıyor. Bu çetenin sömürdüğü o havalimanlarını, otoyolları, köprüleri kamulaştırana kadar da uykularımız kaçacak. Kamulaştırıp hepsini 83 milyonun hizmetine sununcaya kadar uykularımız kaçacak. Tek bir çocuğumuz yatağa aç girmeyinceye kadar uykularımız kaçacak. Ama milletimize